Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki tane beze ile bir tepsi dolusu çıtır çıtır kat kat muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun hemen altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini bir buzdolabı poşeti ile örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın ardından hamuru tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve ortadan ikiye bölüyorum. Kestim hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte sadece iki tane beze ile bir tepsi dolusu börek hazırlıyoruz. İnanılmaz derecede lezzetli, çıtır çıtır kat kat bir börek oluyor. Üstelik böreğimiz mayasız bir börek. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Şimdi hazırladığım bezeleri bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini tekrar temiz bir poşetle örterek 10 dakika daha dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak ve daha kolay bir şekilde açılacak. Bezeler dinlenirken ben de böreğin iç harcını hazırlıyorum. Zaten malzemelerimi önceden doğrayarak hazırlamıştım. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Doğramış olduğum iki tane kuru soğanı yağ ile birlikte kavurdum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Salçanın da çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra üzerine önceden haşlayıp ezmiş olduğum 4 tane patatesi ekliyorum. Patatesleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp üzerine tuz ve baharatları ilave ediyorum. Daha sonra güzelce karıştırdıktan sonra kenara alarak soğumaya bırakıyorum. Bu arada baharat olarak sadece pul biber ve karabiber kullandım. Baharat miktarını sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hamurda oda sıcaklığında 10 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Altına ve üzerine bol miktarda un serpiştirdikten sonra oklavamla açmaya başlıyorum. Zaten hamurumuz yumuşacık bir kıvamda olduğu için hamuru hazırladıktan sonra da dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Sizlerde verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi denerseniz bu hamuru evinizde kolay bir şekilde açabilirsiniz. İlk başta hamuru bolca un ile açıyorum. Ardından fazla ununu silkeleyerek büyütmeye devam ediyorum. Hamuru kocaman bir şekilde açtıktan sonra katlayarak kenara alıyorum ve hemen ikinci hamuru da aynı büyüklükte açıyorum. İkinci hamuru da açtıktan sonra şimdi üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını sürüyorum. Ben tarifimde 200 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz sizler aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta kullandığınız yağın mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması gerekiyor. Aksi takdirde hamurun üzerine sürmekte zorlanabilirsiniz. Yağ sürmüş olduğum yufkanın üzerine ikinci yufkayı kapattım. Şimdi ikinci yufkanın da her yerine gelecek şekilde tereyağı sürüyorum. Bu aşamada tereyağını mutlaka hamurun hiç kuru yeri kalmayıncaya kadar sürelim ki hamur birbirine yapışmasın. Böreğimiz de kat kat olsun. Yufkaların üzerine yağ sürdükten sonra şimdi kenarlarından elimle çekiştirerek kare bir form veriyorum. Daha sonra da içe doğru katlıyorum. Elimle üzerine bastırarak biraz daha açıyorum. Bu aşamada hamuru katladıktan sonra katlamış olduğum her bölüme de mutlaka tereyağından sürüyorum. Son olarak hamuru zarf şeklinde katlayacağız ve buzluğa kaldırarak 20 dakika boyunca bekleteceğiz. Böylelikle hamurun üzerine sürdüğümüz tereyağı donacak ve ikinci açma işlemi daha kolay olacak. Bu böreğin en güzel özelliklerinden bir tanesi de akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Böreği akşamdan hazırladıktan sonra üzerini temiz bir poşetle örterek buzdolabına kaldırın ve sabaha kadar bekletin. Sabah da üzerine yumurta sarısını sürüp pişirebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz derecede pratik bir börek tarifi. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hamuru katladım. Katladıktan sonra da elimle üzerine bastırarak açmaya devam ettim. Şimdi hamuru bir taban içerisine alıyorum. Üzerini örterek buzluğa kaldırıyorum. Bu arada dilerseniz de bu aşamada hamuru 20 dakika yerine günlerce veya haftalarca buzlukta bekletebilir. Böreği hazırlayacağınız zaman hamuru buzluktan çıkartıp buzu çözüldükten sonra böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Ben hamuru 20 dakika buzlukta beklettim. Şimdi tezgahımın üzerine aldım ve ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra hamurun katlarını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar kat kat olduğunu görüyorsunuz. Milföy tadında çok lezzetli bir börek oluyor. İnanın şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes çok çok beğendi ve mutlaka tarifini istediler. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorum bekliyorum çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Hamuru ortadan ikiye böldükten sonra bir tanesini tepsinin boyutunca açtım. Şimdi açtığım hamuru katlayarak altına yağlı kağıt serdim. Tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hamuru parmak uçlarımla tepsinin boyutunca açtıktan sonra üzerine hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta iç harcının mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Bu arada ben tarifimde patates kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler bu tarifi kıymalı, ıspanaklı, pırasalı veya peynirli hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli olacaktır. İkinci hamuru da açtıktan sonra iç harcının üzerine kapatıyorum ve kenarlarını parmak uçlarımla birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece iki tane beze ile bir tepsi dolusu börek hazırladık. Kanalımda daha önceden paylaştığım buna benzer börek tariflerim var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Böreği hazırladıktan sonra üzeri için bir tane yumurta sarısı ile bir yemek kaşığı sıvı yağını karıştırdım ve böreğin üzerine sürdüm. Şimdi üzerine bir bıçakla bu şekilde çizikler atıyorum. Daha sonra da böreği önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreğimiz nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimlere ayırıyorum. Böreği bu şekilde dilimlemek için mutlaka biraz soğumasını beklemenizi tavsiye ederim. Eğer sıcak bir şekilde keserseniz hamurlaşmasına sebep olabilirsiniz. Çıtır çıtır kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir börek tarifi oldu. Bu tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.